Herkese merhaba Beşiktaşlı kardeşlerim. Beşiktaş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beşiktaş'ımızın transfer gündemine ve ayrıca Beşiktaş'ımızın Kayserispor karşısında çıkacağı muhtemel 11'e beraber bakalım dedi. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim ve transfer haberleriyle başlayalım. Beşiktaş'ımız biliyorsunuz transfer çalışmalarına devam ediyor tüm hızıyla ve Beşiktaş'ımızın gündemine Tosic geldi tekrardan. Eski futbolcumuz Tosic için Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde bir görüşme yapacağı kaydedildi. Ama ben bu transferin olacağını pek ihtimal vermiyorum çünkü Sergen hocamız arkadaşlar Tosic transferine sıcak bakmadı da gelen haberler arasında. Bakalım hangisi doğru? Tosic Beşiktaş'a gelecek mi ya da gelmeyecek mi? Bunu hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz. Ve bir diğer transfer haberimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Beşiktaş'ımızın eski futbolcusu Elneny sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Sergen hocamız kalmasını çok istemişti ama olmamıştı. Ve şu anda yine Elneny Beşiktaş'ımızın gündemine geldi. Çünkü biliyorsunuz Arsenal ilk gittiğinde çok iyi bir performans sergilemişti. Ve son zamanlarda performansının aşırı düşmesinden dolayı Arsenal taraftarının büyük bir tepkisi var Elneny'ye. Beşiktaş'ımız da bu kozu değerlendirip Elneny'yi tekrardan Türkiye'ye, Beşiktaş'a getirmeyi düşünüyor. Elneny'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 7 milyon euro. Sergen hocamızın bu transfere hayır demeyeceğini biliyoruz. Çünkü gitmesini istemediği en önemli futbolculardan birisiydi Beşiktaş için o dönem için. Bakalım ilerleyen günlerde Elneny hakkında neler olacak, nasıl bir gelişme olacak hep beraber bunu da takip edeceğiz. Ve bir diğer transfer haberimiz arkadaşlar biliyorsunuz Beşiktaş sadece yurt dışında değil Türkiye'de de transfer çalışmalarına devam ediyor. Yerli futbolcu transfer etmek için de girişimleri var ve bir isim ortaya atıldı. 18 yaşındaki Ali Akman'ın Beşiktaş tarafından takip edildiği söylendi. Ben bu transfere pek ihtimal vermiyorum çünkü Ali Akman'ın bir röportajında ben Avrupa'ya gitmek istiyorum demişti. Bakalım Ali Akman haberi ne kadar doğru? Bunu da ilerleyen günlerde yine hep beraber takip edip göreceğiz. Ve bu transferde Fenerbahçe'nin de devrede oldu. Gelen haberler arasında bunu da söylemiş olayım. Ve Beşiktaş'ımızın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'ini sizlere sayacağım şimdi arkadaşlar. Kalede Ersin olacak. O defansta Rozier, Wellington, Vida, Rıdvan dörtlüsü ve orta sahada Josef, Atiba, Mensah, Enkudu, Larin ve Güven de bu maçta görev almaları bekleniyor. Larin mi solda oynar, Güven mi onu bilmiyorum. Ama kadro bu şekilde. Ayrıca Beşiktaş'ımızın bu maç öncesi 4 tane eksiği bulunuyor. Sakatlığı devam eden Adem ne zaman iyileşecek ben de bilmiyorum. Gezal ve Töre ve biliyorsunuz annesinden dolayı hala ülkesinde olan Abu Bakar. Arkadaşlar bugünkü haberlerimiz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepiniz kendinize dikkat edin. Bugün Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Umarım bu maçı alırız. Hadi selametle.